Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay bir lif çalışması çalışacağız. Lifimiz için ben iki rengimi kullandım, grimi ve pembemi. Gri rengimde sadece trabzanlarımı örerken, pembe rengimde ise fıstıklarımı örerek lifimi tamamladım. Her sırada rengimizi değiştirdik. Bir sıra pembemizi, bir sıra grimizi ördük ve ipimizi hiç kırmadan sonuna kadar getirdik. En son pembemizi tamamladıktan sonra gri rengimizde kenar çerçeve kısmını da çalıştıktan sonra lifimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Evet, şöyle göreceğiniz gibi şu şekilde durmakta. Ben bir de siyah ve grisini çalışmıştım. Buradaki çalışmam birazcık daha büyük boyda oldu. Pembemi birazcık daha küçük çalıştım. Bildiğiniz gibi liflerimizi istediğiniz boyuta göre çalışabilirsiniz. Daha büyük yapacağınız gibi daha küçük çalışmalarımız da olabilir. Yani tamamen tercihe bağlı. Evet, ipleriniz hazırsa hemen yapımına geçelim. Kolay gelsin. 3 tane zincirimizi çekerek ilk fıstığımızı örmeye başlayalım. Bunu düğüm olarak sayıyorum. 1, 2, 3. İlmeğimi şu şekilde uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci zincir yuvası içerisine giriyorum. 1, 2, 3 ve 4 defa giriyorum. Fıstığımı bu şekilde uzattım. Alttan tutuyorum, ipimi alıp içinden geçiriyorum. Bakın şuradaki bu ipimizi ayrı tutmaya özen gösterelim. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız, bakın fıstıklarımızı aldıktan sonra şu ipi de kavrayacak şekilde dipten tutalım. Bakın bunun sağlam durmasına dikkat edelim. Doluyorum, içinden geçiriyorum ve tuttuğum yerde bakınız şu şekilde kalıyor. Buraya tığımın başını girdiriyorum, alıyorum, kapatıyorum. Ve bir tane zincirle de sıkıştırıyorum. Tekrar uzatıyorum. Başını doluyorum. 1. Başını doluyorum. 2. Doluyorum. 3. Doluyorum. 4. 4 defa doldurduktan sonra yine tam doldurduğum diviyle şuradaki ipi kavrayacak şekilde tutuyorum. İpimi alıyorum. Bakınız şu şekilde tığımın başını doladım. İçinden geçiriyorum. Burada küçük bir parça kalmasına müsaade ediyorum. Elimle sıkıştırıyorum. Bakın şöyle elim bıraktığımda görüyorsunuz. Buraya tığımın başını girdirip önce burayı şöyle içinden geçiriyorum. Hepsini birlikte kapatıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bu fıstığımızın daha dolgun, daha muntazam olmasını sağlamakta bu çalışmamız. Bir defa daha yapalım. Bir zincirimi çektikten sonra ilmeğimi uzatıyorum. Çok fazla uzamasına gerek yok. Dolayıp giriyorum. Dolayıp ikinci kez doladım. Üçüncü kez doladım. Dördüncü kez girdim. Hem altından hem de ipimi olacak şekilde tuttum. İpimi kavrayacak şekilde içinden geçtim. Buradaki ipime tığımın ucunu girdirip alıyorum. Önce buradan çıkıyorum. Diğer ilmeğimle birlikte ikisini kapatıp bir tane de zincirimi çekiyorum. Ve ardı ardına istediğim uzunluk olana kadar ne kadar büyüklükte yapmak istiyorsak o kadar fıstığımızı örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Tutuyorum. İpimi alıyorum. Buradaki kalanı alıp kapatıyorum ve bir zincir. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. Modelimiz kolay bir model. Bütün arkadaşlarımız rahatlıkla çalışabilirler. Evet, ben fıstıklarımı tamamlayayım. Yeteri kadar fıstığımı ördüm. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ben normal büyüklükte bir lif çalışmak istiyorum. Eğer birazcık daha büyük ölçüde çalışmak isterseniz 22 tane fıstık yapabilirsiniz. Evet, fıstıklarımızla temelimizi hazırladık ve üzerine gri rengimi alıyorum. İlk sıramızı tamamladık fıstıklarla. Zincirimi gri rengimle şöyle alıp çekiyorum. Tabi parmağımızda gri rengimizin olması gerekmekte. Şöyle gri rengimi aldım. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Pembe rengimi koparmıyorum. Orada kalacak. Tepedeki kapattığım yere giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve aynı yere battım. Bir tane trabzanımı ördüm. Tekrar aynı yere giriyorum. 1, 2, 3 tane trabzanımız oldu.
Araya bir tane zincir çekiyorum. Bu bakın şöyle yukarıda olacak. Buradaki araya giriyorum. Tabii tığımın başını dolayarak giriyorum. 1, 2. İkili trabzan örüyorum. 1 doluyorum. Çıkarıyorum. 1, 2. 1 doluyorum. 1 ve 2. Araya bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar iki fıstık arasındaki bir zincir çektiğim yere, yani bağlantı yerine giriyorum. Alıyorum. 1 ve 2. Doluyorum. 1, 2. Doluyorum. 1, 2. 2 defa da çektiğim ikili trabzanlarımla her fıstığımın arasına 3 tane trabzan örüyorum. 3 trabzan arasına ise bir tane zincirimizi çekiyoruz. Bakınız 2 tane fıstığımızın arası. Son kez bunu da birlikte çalışalım. 1, 2 ve 3. 3 trabzan olduktan sonra hemen bir zincir ilavesi. Sonra diğer fıstığımızın arasına, bakın şu boşluğa girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. Başını doluyorum. Giriyorum. İpimi arkadan alıp 1 ve 2 doluyorum. Giriyorum. 1 ve 2, bir tane zincir. Sona kadar 3 trabzan aralara birer zincirimi örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramın sonuna kadar 3'er trabzanımı arasına birer zincirlerimizi örerek geldiğim fıstıklarımızın ve son 3 trabzanımı örmek için başlangıç noktasının bulunduğu yere geliyorum. Bir zincirimi çektim. Tığımın başını dolayarak giriyorum. 3 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. 1, 2, 3. Başlangıçta da hemen 3 trabzanla başlamıştık. 3 trabzanla başlayıp bakınız 3 trabzanla bitirdik. Her iki uçta da birer birer trabzan gruplarımız var. Şimdi buraya bir tane zincir çekip ipimi şöyle uzatıyorum. Pembemin olduğu yöne geçiyorum. İplerimizi hiç koparmıyoruz. Olduğu yerde bırakıyoruz. Şu şekilde alıyorum pembe rengimi. Buradaki 3 tane trabzanımızın ilkinin içine tığımı girdiriyorum. Pembe rengimi içinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekip buraya sabitliyorum. Sonrasında ilmeğimi fıstık için fıstık boyutu olacak şekilde uzatıyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3 defa 1 ile 2'nin arasına giriyorum. Ve kapamıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez buradaki 2 ile 3'ün arasına giriyorum. 1, 2, 3 defa da burada sardım. 3 burada, 3 de burada. Toplam 6 defa sardım ve yerleri farklı, bakınız. Sonra şöyle tutuyorum elimi. İçinden geçiyorum. Ve kapatıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Ve tepe noktasına buraya 1, 2, 3 defa batım fıstık grubumu örüyorum ama kapamıyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer buradaki üçlü grup 3 tane trabzanımızın önce şuraya, sonra diğer tarafa 3'er defa sarıyorum. 1, 2, 3. 3 defa sardım. Tığımın başını doluyorum. Diğer tarafa da 3 tane. 1, 2, 3. 3'er 3'er girdik. Bir tepeye 3. 2 de şu görmüş olduğunuz noktaya 3'er 3'er ördüm. 1, 2, 3 grubumuz var. Şöyle tutuyorum. Hepsinin içerisinden ilmeğimi geçirip kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Ve devam ediyorum. Kapadığım noktaya bir tane şöyle yan yatan fıstığımızı bu tepeye örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa sardım. Kapamıyorum. Tığımın başını dolayarak 3 tane trabzanımızın önce 1 ile 2'ye, sonra 2 ile 3 arasına 3'er 3'er de bu kısımlara sarıyorum. 1, 2 ve 3. Diğerine 1, 2 ve 3. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. İçinden kapatıyorum ve bir zincirimi de çekiyorum. Tekrar üstüne bir tane fıstığımı örüyorum. 1, 2, 3. Hemen bu kapadığım noktaya, bu yan yatan fıstıklarımız. Ve doluyorum. Hemen ilk boşluğa, trabzanlar arası boşluğa girerek 2 ve 3 tane örüyorum. İkinci boşluğa girerek 1, 2, 3 defa örüyorum. Şöyle. Hepsinin içerisinden geçiyorum. Şöyle girip kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum ve sıramı bu şekilde sona kadar örüyorum. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim.
Tepe noktasındaki fıstığımız ve alttan üçer üçer alarak son noktaya kadar geldim. Son trabzanımızı birlikte çalışalım. Tepeye 3 defa sardım. Şimdi sondaki 3 trabzanımızın aralarına girerek örmeye başlayalım. Tığımın başını doluyorum. Şu ilmeğimi şöyle kapatıyorum. Şuradan 1, 2, 3 defa sardım. Tığımın başını dolayarak diğer bitişteki araya giriyorum. 1, 2, 3 defa da buraya. Hepsini üçünü aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum. Şuradaki ilmeğimi alıyorum. Bakınız gerekirse bir tane daha zincir çekip pembe ilmeğimin içinden geçirip pembemi sıkıştırıyorum. Ve buraya bir tane zincirimi çekip sabitliyorum. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. Ve şuradaki bakınız minik gözün içerisine tığımın ucunu girdirip ilmeğimi buraya kaydırıyorum. Ve üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekip yine tığımın başını dolayarak trabzanımı örüyorum. Zincirin birinci trabzanımda, diğeri ikinci ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu ara bakınız artık boş. Şöyle 1, 2, 3. Bir tane zincir çekiyorum. Her bir fıstık arasına üçer trabzan ve birer zincirlerimizi örüyoruz. Gri rengimiz sadece trabzanlarımızı ördüğümüz sıramız olacak. 2 ve 3. Kolay bir çalışma. Araya bir tane zincir ve sırayı 3 trabzan bir zincir olarak sona kadar ilerletelim. Sona kadar örerek geldim. Üçer tane trabzanım aralarına birer zincirimi çektim. Ve en son trabzanımı ördüm. Buradan zincirimi çekiyorum. Bir, iki. İsterseniz daha fazla da sökülme ihtimaline karşı çekebilirsiniz. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Ve pembe ipimin kaldığı yere geliyorum. Bir ile ikinci trabzan arasına şöyle giriyorum. İpimi alarak buraya zincirimi çekiyorum. Ve 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Zincir çekmeyelim. 3 tane fıstık yapacaktık. Bir tane zincirimiz yeterli. Şöyle sabitliyorum. İlmeğimi kaydırdıktan sonra ilmeğimi uzatıp 1, 2, 3. Yandakine yine kapamadık. Bakınız hemen yandakine de 1, 2, 3 girdim. İkisinin şöyle birlikte kapadım. Bakınız ikisini birlikte kapadıktan sonra bir zincirimi çekiyorum. Tepe noktasına bir tane daha. 1, 2, 3. Kapamıyorum. Direkt buradaki 3 tane trabzanımın aralıklarına giriyorum. Ve üçer üçer sarıyorum. Toplamda zaten 6 oluyor. 2, 3. Şöyle. Hepsinin içerisinden geçiyorum. Kapatıyorum ve bir zincir. Tepe noktasına 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. 1 ile 2 arasına. Yani bu tekrarlarımızı yaparak lifimizi istediğimiz kadar büyütelim. Yani tabii orantılı bir şekilde başladığımız orantıya uygun büyütelim. Ve sonrasında kenar çalışmamız için yeniden birlikte olalım. Bundan sonraki sıramızda yine gri rengimizde üçer trabzan şeklinde öreceğiz ve lifimizi büyüteceğiz. Evet, biraz çalışalım. Bir sıra pembe, bir sıra gri, bir sıra pembe, bir sıra gri örerek lifim istediğim ölçüye gelene kadar örmeye devam ettim. Ve şimdi sadece pembeleri sayarak kaç sıra ördüğümüze bakalım. Başlangıç sıramı saymıyorum fıstıklarımı ve buradan gri, şuradaki hemen grinin üzerindeki pembeden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. En sonda 11. 11 sıra ördüm pembemizi ve aralarında gri rengimizi de örerek tamamladım ve istediğim ölçüye geldi. Bir köşeden bir köşeye şöyle tuttuğumuz zaman şöyle görelim, bakınız tam kare, her ikisi de birbirini kapatıyor. Bakınız hiçbir şekilde fazlalıkları yok. Şimdi kenarımızı çalışalım. Ben pembemi en son bitirdikten sonra koparıp içeriye doğru gizledim ve gri rengimle örmeye başlıyorum. Hemen buradan bakınız zincirim var. İki tane zincirim var. Şöyle fıstığımın gövdesine giriyorum buraya. Tığımın başını dolayarak şu kısma giriyorum. Kapattığım bölüme girerek bir tane trabzanımı örüyorum.
1, 2, 3 tane zincir çekip trabzanımın ardına batıyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekip arasına giriyorum. Şöyle arkasına bakınız. Üçüncü kez trabzanımı örüyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincirimi çekip yine şu boşluğa batıyorum. Bakınız hiçbir yere tepeye falan değil, araya girerek batıyorum. 3 tane trabzanımı ve 3 tane üzerlerine zincirini ördüm. Ve buradan sonrasında şuradaki yan fıstığın üzerine gelerek batıyorum. Yandaki fıstığıma battım. Tığımın başını doluyorum. Ara boşluğa giriyorum. Her fıstık arasına giriyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz boşluklarımızın içerisine. Bir trabzan, 3 zincir, şu boşluğa girerek kapatıyorum. Bir tane kirpik yapıyorum. Tekrar bir trabzan, 1, 2, 3. Bakın boşluğa girerek ikinci kirpiğimi ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Şu boşluğa giriyorum. 3 trabzan, 3 tane kirpiğimiz oldu. Üçüncü kirpikten sonra hemen takip eden şu boşluğun içerisine geliyorum. Fıstık arası bölümlerimi ve buraya batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sık iğneli, bakın buraya bir sık iğne, buraya bir trabzan, 3 zincir, bir tane kirpik ya da pipirik, hangi isimle isimlendiriyorsanız hiç önemli değil. Buradaki yapmak istediğimiz işlem çok basit. Bir trabzan, 1, 2, 3 zincir, hemen şöyle her ikisinin boşluk araya giriyorum. Böyle tepeye falan uğraşmanıza gerek yok. Sonrasında araya batıyorum ve bu şekilde İlerliyorum. Köşeye kadar gelelim. Köşeyi yine birlikte çalışalım. Evet, bir uçtan diğer uca kadar geldim. Şuradan tam köşemizden başlamıştım. Bir fıstık arası sık iğne, bir fıstıkta trabzanlarımı ve kirpiklerimi örerek geldim. Şu an tam köşemizin bulunduğu yerdeyim. Bir önceki yer sık iğne, bakınız. Şimdi tığımın başını doluyorum. Bu köşemize de yine trabzanımı ve 3 tane zincirden oluşan kirpiklerimi örüyorum. Hiçbir değişiklik yapmadan ilerlemekteyim. Evet, buradan şuraya geçelim yine. Bakınız şuradaki bölümümüze bir tane sık iğne. Tekrar tığımın başını doluyorum. Şu bölüme, bu kez de bakınız şuradaki yatay bölüme girerek 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Trabzanımı ördüm. Zincirimi örmeyi unutmuşum. Hemen örerek tamamladım. Tekrar ikinci kez giriyorum. 1, 2, 3. Batıyorum. 1, 2, 3. Batıyorum. Şimdi ilerliyorum. Eğer burası çok uzak kasılacak gibi olursa şöyle ortalarına da batıp sık iğnemizi, buradaki gerginliği önleyebiliriz. Özellikle köşemizde de aynı işlemi yapabiliriz eğer gerilecekse. Sonrasında şöyle uygun aralıklarla bu kirpiklerimizi örelim. Yani şöyle kasılmasına izin vermeyelim. Ta buraya kadar gidersek toparlanır. Bu toparlanmayı engelleyecek şekilde buradaki fıstıklarımızın ortasına da batarak devam edelim. Kenar çalışmalarımızın dört kenarını da tamamlayarak geldim. Dördüncü kenarımızdayız. En son şöyle 1, 2, 3 tane zincirimi çekip trabzanımın arkasına giriyorum ve kenarımı tamamlamış oluyorum. Başlamış olduğum yere gelerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve lifimizi tamamlamış oluyorum. Bütün aşamalarını sizlerle birlikte çalıştık. Bu kenarları da gördüğünüz gibi çok zarif ve şık bir çalışma oldu. Şöyle tuttuğum zaman bakın daha güzel görünmekte. Şöyle her bir yönüyle çok çok güzel oldu. Rengimiz de çok tatlı durdu. Evet, bu işlemlerimizi de tamamladıktan sonra lifimiz artık kullanılmaya hazır hale geldi. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.